Bayrağımız indirildi, askerimizin önü kesildi, polisimizin önü kesildi. 6-7-8 Ekim akşamından bugüne kadar değerli arkadaşlar verdiğimiz ölü sayısı 100'ün üzerinde. PKK'lı itlerin anası ağlamıyor ama bizim anamız hala ağlamaya devam ediyor ne yazık ki. Ve ne yazık ki kendilerinin Güneydoğu'da yaptığı kongrelerde Türk bayrağı bile asamadılar. Geldi iktidar, başbakan ama Türk bayrağı kongresinde astramadı. Böyle bir devlet yönetilir mi ya? Belediyecilik anlayışıyla devlet yönetiyor. Sonra kalkmış, bir bakıyorsunuz bu AK Partililer yüzleşmek istiyor. Kimle yüzleşeceksin? Seyit Rıza ile yüzleşeceğim diyor. Niye yüzleşeceksin? İşte Alevilere zulüm edilmiş diyor. Ve bunu Kerbela'yla birbiriyle eşdeğer tutuyor. Peki faiz diyorlar, size söyleyeyim. Şu anda mesela bir bankaya batırmaya çalışıyorlar ya. Faizsiz bankacılık yapan hemen elense ediliyor. Ama Türkiye sadece 2015 yılında ne kadar faiz ödeyeceksiniz biliyor musunuz değerli arkadaşlar? 55 milyar. Yani eski parayla 55 katrilyon. Haftada 1 katrilyon faiz ödeyeceksiniz. Haftada. Hani faizcilik bitmişti? Ya Müslüman'ın bankasının olmasının sana ne zararı var ya? Müslüman'ın okulunun olmasının, Müslüman'ın dünyada 160 ülkede 2000'in üzerinde okulunun olmasının, Türk bayrağının, şerefli Türk bayrağının dalgalanmasının sana ne zararı var? Ne zararı var? Ama niye? Çünkü bununla kavga edecek ki. Her seçimde bir gerilim ortamı oluşturdu, bir kavga çıkardı bunlar. Bunların geleneği böyle. Buradan kendine siyasi bir nema elde etti. Eğer bir şey yapacaksan bunu sessiz sedasız yaparsın. Ya bir devletin başı başka bir ülkeye gider de kendi ülkesinin vatandaşlarını şikayet eder mi? Eder mi? Ben etmem. Büyük Birlik Partiler de etmez. Alperenler de etmez. Varsa bu memlekette bir sorun içeride çözeriz. Bunu buradan getireceğiz. Biz yapacağız. Ama hukuk yok değerli arkadaşlar. İçeride hukuk kalmaz. Adalet kalmadı. Kafası bozulduğunda o savcıyı alıyor bu tarafa, bu savcıyı alıyor bu tarafa. Polis müdahale edemiyor. Son iç güvenlik yasasında, bakın söylüyorum, son iç güvenlik yasası tamamen bu çözülme süreci açıklandığında millet sokağa inerse ona karşı yapılacak ve silahlı mücadele edilir. Söylüyorum, polis namlusunu size çevirecek. Çünkü o çözülme sürecindeki maddeler ve Oslo sürecindeki maddelerin tamamı Türk milletinin ayrışmasıyla alakalı. Siz sokağa indiğinizde polis copu ve silahı sizin üzerinizde olacak. Yoksa terörle mücadelede polisin hangi kanunu yok, hangi selahiyeti yok da sen bugün iç güvenlik yasası çıkarıyorsun. Tamamen onun için yapılmış uygulama. Biz de soruyoruz, diyoruz ki sen bir çözüm süreci yürütüyorsun. Bu millet sana oy verdi. Vergi istediğin vergi verdi. Asker istediğin asker verdi. Ne var bu çözüm sürecinin içinde? Bu Oslo görüşmelerinin içinde ne var? Gel anlat. Niye anlatmasın kardeşim sen bunu? Niye milletten saklıyorsun? Anlat, millet sana oy versin. Ama ne yapacaklar ben size söyleyeyim. Mart ayında bebek katili bir açıklama yapacak. Diyecek ki PKK Türkiye'ye karşı silah bıraktı. Bunlar da diyecek ki gördünüz mü? Çözüm sürecinin meyvelerini alıyoruz. Diyarbakır'da bahar havaları yapılacak. Ama inanın ki PYD, YPG, Suriye'de tamamen